Sunum Tamam. gönder bize böyle. Sunum şey yapabilir. Telefonla bağlanıp telefonla konuşabiliriz. Bluetooth desteğiyle. Bluetooth desteğiyle telefonla evet. Müzik falan bağlanabiliyor. Evet. Müzik falan aktarabiliriz. Olabilir. Telefon şarj ediyor. Telefon şarj ediyor. Evet. Projeksiyon evet. özelliği var. Projeksiyon özelliği. Tespit çekiyor, mıra içiyor. Komut sistemimiz var. Mırayı da ilgi çeksin diye. Yukarıda şunlar. Güneş paneli. Güneş panelleri. Bu enerjiyi buradan mı alıyor? Evet. Hareket buradan mı şey yapıyor? Evet. Kendi kendisine şarj ediyor. Kendi kendine şarj ediyor. Hiç elektrik kullanmıyor. Buradan güneş enerjisini alıyor, depoluyor. Evet. İşte şey var öyle değil mi? Bunun depo. Akü. Aküsü var. Evet. Tek tek şey yapıyorsun ama şeyden ne? İkinci değil, fincanımız olsa başka bir şey. Turgut Özal, Mesleki ve Teknik Lisesi'nde öğrenci olan Mazlum Sümeyli kardeşimiz. Daha önce de biz okul, gerek kariyer buluşmaları, gerekse okulda yapmış olduğumuz spor tesisinden dolayı ben öğrenciyi tanıyorum, biliyorum. Şimdi Niyazi Koca da hocamız, yine hocalarımız. Önce bir Mazlum'un yetişmesinde emeği geçen hocalarımızı bir tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Yine Mazlum'un ailesi, anne babası bu kadar eğitim noktasında belli bir yere gelme çabası içerisinde oldukları için aileyi tebrik ediyorum. Tabii kendisi önünde güzel bir gelecek var. Her ne kadar biz toplumsal olarak icat, üretim, buluş, bilimsel çalışmayı daha istediğimiz noktaya gelmemiş olsak da bu çok önemli bir adım, onu söyleyeyim. Hem değerlendirdiği metaller itibariyle, atık metallerden bir robot üretimine geçmiş. Tabii ki bu robot üretiminde de bilim kullanılmış. Bilimsellik var, enerji kullanımı var, mekanik kullanımı var, birçok teknik unsurlar var. İşte kendisi bunu öğrendiği için, bunu bu fikrini, bu öğrenmiş olduğu bilgi, fikirle, fikirden sonra da bir icatla, buluşturduğu için kendisini tebrik ediyorum. Biz zaten Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak her zaman gencimizi geleceğe taşıyabilecek, Şanlıurfa'yı geleceğe taşıyabilecek bilimsel eğitim projelerinin içindeyiz. Her zaman destek veririz. TÜBİTAK'a müracaatta bulunmuş. İnşallah TÜBİTAK'ta bu proje değerlendirilir. Kabul oldu mu? Evet, onaylanmış. Bu çok güzel bir gelişme. Şehrimiz adına çok güzel bir gelişme. Şehrimizin gençlerinin bilimsel çalıştığına ilişkin, bilimsel konularla ilgilendiğine ilişkin aslında çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bilim merkezi tam da aslında bu konular. Bilimsel tüm buluşları bir nevi anatomisi çıkarılacak. Oradaki tüm sistemler, o buluşun icat sürecini anlatacak. TÜBİTAK'la protokolümüzü yaptık. TÜBİTAK'la eş finansman şeklinde o projeyi yürütüyoruz. Büyükşehir ve TÜBİTAK işbirliği içerisinde gidiyor. Proje ihale aşamasında tüm detaylarıyla bitti. Ve bütçesi de sağlandı. İnşallah bilim merkezi Şanlıurfa'ya yeni fikirler, yeni buluşların fikirlerinin doğmasına ve gençlerimizin bilimle buluşmasını sağlayacaktır. Türkiye'nin en gençliğiyiz. Bizim bu konularda gerçekten kafa yormamız gerekiyor. Ve inşallah Mazlum da bu buluşlarını böyle bir artırır, üzerinde daha iyi gider. Bu buluşların bir köşesinde, bilim merkezinde standorda oluşur ve insanlara tanıtımı gerçekleşir diyorum. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Biz yandan sağa sola belki de bilmeden olacak. İnternete bağlanmış olacak.